çok büyük alkışlarla Uğur ve Kerem'i alıyoruz. Bravo! Bravo! Aslında keşke kapının önünde dursalardı, böyle çakarak falan gösterirdi değil mi? Basketbol oyuncuları gibi. Bu stüdyoya son kez hoş geldiniz. Uğur ve Kerem. Hoş bulduk şef. İnanın bizler de en az sizin kadar heyecanlıyız. Yok canım, nereden çıkartıyorsun heyecanlı olduklarını? Hiç heyecanlı. Bu gecenin sonunda içinizden biri buradan bu kupayı ve birbirinden değerli ödülleri alarak MasterChef olarak ayrılacak. Bakalım düşman kardeşlerden hangisi bu kupayı alacak? Bu düşman kardeşler nereden çıkmıştı? Somer Şef'ten. Somer Şef sen mi söylemiştin? Evet şef. Yani Uğur'la Kerem yarışmanın başından beri, hatta çok erken, iyi bir dost olarak başladılar aslında. Birbirlerine oldukça destek oldular ama yarışma ilerledikçe birbirlerini ciddi rakip olarak görüp sürekli birbirleri üzerine oynadılar. Fakat benim en beğendiğim yeri ve o yüzden de düşman kardeşler diye söylemiştim. En beğendiğim tarafları, bunu yaparken de centilmenliği hiç bırakmadılar elde. Katılıyorum. Yani birbirlerinin altına oymadılar. Birbirlerini çok demoralize ettiler. Belki de birbirlerine moral verdiler bu şekilde. Birbirlerine bağlandılar zaten. Evet, yani sadece duygusal olarak değil, fiziksel kelimenin olarak da. Kelimenin tam anlamıyla birbirinize bağlandınız. Evet. Aslında ayrılamıyoruz. Biz de sizin kadar heyecanlıyız. Bunu fark ediyorsunuzdur. Şimdi birazdan zaten sizin duygu ve düşüncelerinizi alacağız. Ama sizin için düşman kardeşleri adı altında bir tane BTR hazırladım. Wow. İsterseniz hep beraber bunu izleyelim. Çok güzel. Ben adım adım MasterChef olmaya geliyorum artık. Ben daha çok inanıyorum bu işe ve MasterChef ben olacağım. Düşman kardeşler. Bir yarışmada ya sen ya ben. Büyük konuşma. Ya vezir olacak ya piyon olacak. Şef kendisi karar verecek ona. Elimde 10 oy olsa 12'sini de Uğur'a veririm. 6 kişi toplanıp bana mı geliyorsunuz? Gelin. Evet. Altınızı da gönderdiğimde yine gelin. Tamam, yetiştiremedim. Ne var bunda? Kardeşim hiç canını sıkma. Hiç canını sıkma. Birazcık daha stajlara gidersen, birazcık daha kendini geliştirirsen ondan sonra olacak. 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 Devam. Böyle devam. 2-0'da 2-1 oldu Kerem. Olacak, devam et. Devam. Yetişeceksin zamanla. Hem birbirinizi seviyorsunuz o yüzden kardeşler. Hem de çok ciddi rakipsiniz o yüzden düşman belki. Kaptanlık yapıyor, evet. Et mi yapıyor? Et ya? Yapıyorum tabii ki. Yap o zaman, kaptan olmadın belli. Kağıt yakmaya benzemiyor, mangal dışında peçete yakmaya benzemez mi bu? Gelir böyle muhtaç olursun benim günümüzde. Peki, rakip görüyorum, yazdım. Bana sesini yükseltme. Yaz geç abi, delikanlı gibi oynuyorsan oyunu. Oğlum stres mi yaptın? Uğur senin gibi laylaylon değilim ben kardeşim benim. Ya da korkuyorsan oynamayalım abi. Tükürüğünü yutmadan yalan söylüyorsun, herkes seyretti ne, abi. Neyini? Senin yaşından çok ızgarada çalıştım demedin mi bana? Dedim. Ne oldu? Diyorum. Sonuç. Elinden geleni ardına koyma kardeşim. Ha, al. Odada görüşürüz. Şunun bir tadına bakar mısın lütfen? Ha, şimdi acı çekeyim. Yalnız bu biber tatlı. Vallahi bu iş Uğur'la Kerem arasında bitecek gibi. Wow. Of be. Düşman kardeş, sarılıyoruz. Yok işte hoplaşıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Öbür hafta birbirimizin boğazına sarılıyoruz. Türkiye'nin senden öğrenecek çok şey var Uğur. Takımda bir kaptan eksiği vardı, beni aldı diye düşünüyorum. Şu anda Uğur'la Kerem çok önde arkadaşlar. Yakalamaya çalışın. Hadi Kerem. Vay be, düşman kardeşim benim. Yalnız bırakma. Destek olacaksın tabii abi. Son dörde kalmışsınız ya burada. Sak bir bakayım Uğur'un gözlerini. Vallahi kayıp kardeşler gibi oldu. Evet, şimdi görüntüleri de izleyince o günlere gerçekten gittik. Ben tabii şöyle, bize ve arkadaşlarınıza geldiğimiz noktayla alakalı ve yaşadıklarımızla alakalı şöyle bir duygularınızı ve düşüncelerinizi almak istiyorum. Kerem, senden başlayalım. Ay. Gördüğün gibi bayağı maceralı bir dönem geçirmişiz. Ay, şef, tüylerim diken diken oldu gerçekten. Ya böyle bir göz kırpmasında geçmiş gibi, yani hepsi böyle sanki dün olmuş gibi aslında. Ama çok aslında yoğun ve zor bir süreçten geçti ikimiz de. Ben bunu herhalde artık çok tekrarladım ama bir daha tekrarlayayım. Hayatımın en büyük stajını yapıyorum. Uğur da öyle. Evet. Bunun sonunda hak eden kazansın istiyorum.
Ama şu anda gerçekten tüylerim diken diken, yani çok heyecanlıyım. Bir yandan kafamda yapacağımız yarışmaları düşünmek istiyorum. Çok heyecanlanma demek istiyorum kendime. Mümkün değilmiş öyle bir şey. Ben önceden heyecanlanmam diye düşünüyordum. Şu anda bende de bacağım durmuyor. Evet, elim ayağım ayrı titriyor şu anda. Avucum terledi ya. Çok gurur verici bir şey şef ya. İnanılmaz bir şey yani. Gerçekten inanılmaz bir şey. Çok çok gururluyum. Mutluyum. Uğur, sen ne düşünüyorsun? Ben buraya ilk geldiğimde şef bir söz vermiştim dedeme. Ben dedemin çırağıyım şef. Benim dedem de aşçıydı. Benim bir hikayem var. Ben bu kupayı Çanakkale'ye de götürmek istiyorum. Maddiyat şu bu falan filan tabii ki de çok güzel şeyler. Ama maneviyat bana göre her şeyden daha önemli. Yani buraya kadar geldik. Kerem de hak etti. Ben de hak ettim sonuna kadar. İyi de öldür hakkını yeme de şef. Ben gerçekten çok istiyorum ya. Tabii Kerem de istiyordur yani. Onun içindeki düşünceleri ben bilemem ama ben gerçekten şef çok istiyorum yani. Olur olmaz nasip kısmet kader hani. O da olsa üzülür müyüm? Ben ikinci olduğuma üzülürüm şef. Birinci olduğumu kazanamadığıma yani üzülürüm. Yoksa o oldu diye zaten sevinirim. Benim için problem yok. Ama sadece tek şeyim, korkum o kupayı Çanakkale'ye götürememek. Ben seni şöyle hatırlıyorum. Dedenle alakalı hikayeni. Evet şef. Burada sanırım ilk elemeden kurtulduğunda dede diye şuraya, şurada masaya vurup yukarıya bakmıştın. Evet şef. Oradan hatırlıyorum. Yani dedenle ilgili bir... Evet şef. Dedenin yüzünü kara çıkarmama gibi bir kendine bir söz vermişliğin olduğunu evet, öyle şef. Hatırlıyorum. Değil mi Somer? Görmüştün. Evet, evet, evet. Uğur bir de tabii en son önlüğü alan arkadaşlardan biriydi. Biz 4 kişi aldık şef. Orada da bayağı heyecanlanmıştım. Yani ben Somer şeften aldım önlüğü. Biz çıktığımızda Ercan abi vardı, Umut vardı. Bir de Tuğçe vardı. Dördümüz çıktık. İlk Ercan abi aldı. Sonra Umut aldı. Tuğçe de aldı. Ben dedim gidiyorum. Yani ki Allah'ımıza çok şükür buradayız şef. Finaldeyiz ya. Hala burada olan iki yarışmacıdan birisin. Evet şef. Ve ikiniz de sonuna kadar hak ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Olduğunuz yere. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim.